Bence ziyaretçilerin erken dönem Hollanda resimlerine ilgi göstermelerinin en büyük sebebi bu resimlerin sessiz olması ve huzur vermesi. Ama bir çift resim var ki hiç de sessiz değil. Ben Van Eyck'ın çarmıha girilme ve son yargısından bir dolu ses, bir dolu gürültü duyuyorum. Bu iki resim aslında bir triptiğin parçası. Ama üçüncü resim, ortada olması gereken resim, kayıp. Van Eyck sessizliği bozmuş. Sanatçı bu iki resimdeki psikolojik içeriği gözler önüne sermiş. Öyle ki belirgin olmayan detayların bile dikkatlice incelendiğinde ne kadar ince işlendiği anlaşılıyor. Kümülüs bulutları ve sirüs bulutları rüzgarın değiştiğini ima ediyor. Bu karmaşanın içinde atlar yüksek yüksek kişniyor. Birçok farklı ses var. Meryem'in çöküp kaldığı yerde küçük bir sessizlik var. Bu zayıf sessizlik özellikle de inanılmaz cehennem sahnesine kıyasla son derece zayıf kalıyor hayal edebileceğiniz bütün işkenceler, kemiklerin kırılması, canavarların dişlerini bilemesi, durmadan, yorulmadan devam etmeleri ses seviyelerini arttırıyor. Bu ses depremlerle sallanan dünyaya kadar çıkıyor. Mezarlar açılıyor ve kurtarılan ruhlar ortaya çıkıyor. Dalgalarla başka ruhlar kıyıya vuruyor. Burada hep bir ses var. Ama Yukarıya doğru çıktıkça ve cennete doğru baktıkça resim sessizleşiyor. Sessizce sabırla bekleyen seçilmişler, uçuşan melekler ve müzik aletleriyle çaldıkları melodiler. Müziği duyuyoruz. Bütün bunlar sanatçının inanılmaz gözlem yeteneğinden geliyor. Tabii ki bu yerleri gerçekten gözlemlemedi. Var oldukları bile şüpheli. Ama gerçek hayattaki benzer sahneleri gözlemledi ve burada gördüğümüz bütün duyguları tek tek aktardı. Bu yüzden de burada gördüklerimiz kutsaldan daha uzak, insana daha yakın durmakta. Belki de bu yüzden kendimizden bir parça buluyoruz.